Kendisine yönelik bir analiz değil. Dolayısıyla bir kabus analizi. Dolayısıyla mantıklı gibi görünmekle beraber yanlış. Yani çünkü Allah'ın gücünü esas alan bir üslup yok burada. Sadece işte insanların gücünü esas alan ve ahir zamanın özelliklerini de kenara koymuş bir üslup var. Bir kere Türkiye Mehdiyet'i temsil ediyor. Türklük alemi de Türkiye'nin yanında, öyle bir şey yok. İslam alemi de Türkiye'nin yanında. Bunu da açıkça zaten göstertiyorlar. Ama Suudi Arabistan'dan dostluğumuzu pekiştirelim. Bunu eskiden beri söylüyorum. Bir mesafe var. Onu kaldıralım. İsrail'le dostluğu pekiştirelim. İsrail'le gereksiz bir mesafe var. Adam başkent yapacaksa, yapsın başkent yapıyorsa yani. Zaten başkenti. Yani zaten başkenti yani. İlk defa olan bir şeydi ki adam başkenti ilan etmiş zaten. Doğu Kudüs'te Filistin'in başkent oluşturmasını Türkiye kabul ediyor. Etti. İstiyor da diyor biz büyükelçilik düzeyinde de temsil edeceğiz. E tamam, o zaman ne yapmış oluyorsun? Aynı şekilde Kudüs'ün batı kesiminde de İsrail'in büyükelçilik düzeyinde değerlendirilmesini, büyükelçilik düzeyinde temsil edilmesini kabul etmiş oluyoruz. Yani doğuyu kabul edince batıyı kabul etme bütün bir şey olmaz. Ya yani Kudüs'ü başkent kabul etmişsin zaten bak bir kere. Ne diyorsun? Ben Doğu Kudüs'te büyükelçilik düzeyinde temsil edeceğim Türkiye'yi ve başkent olarak ilan ediyorum diyorsun. İslam alemi de ne diyor? Evet biz de ilan ettik diyor. Bu ilanla İsrail'in de Batı Kudüs'teki ilanını meşru hale getirmiş oluyorsun. Legal hale gelmiş oluyor. Yani hukuken, kanunen legal hale geliyor. Çünkü başkenti ilan etmişsin işte bitti. Neresi başkent diyoruz? Kudüs diyoruz. E İsrail dedi ki tamam diyor, ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de başkenti ilan ettim diyor. Batı tarafı bana ait değil mi diyor. Bana ait, tamam ben de ilan ettim diyor. Bunda acayip olan bir şey yok. Yani yanlış olan bir şey yok. İslam aleminin aldığı karara Amerika uymuş oluyor şu an. İslam aleminin aldığı karara uymuş oluyor ve Türkiye'nin aldığı karara uymuş oluyor. Yanlış olan bir şey ben göremedim. Ha eğer Filistin'in kurtulmasını istiyorsanız, ya Türkiye'nin tek başına ortaya çıkmasına hiçbir şey olmaz. Ya Türkiye'nin bunlara gücü yetmesi değil de bir konu olmaz. İslam aleminin birleşmesi gerekir. Yani Filistin meselesinin hallolması için, Irak Suriye'nin hallolması için, Mısır meselesinin hallolması için, Suudi rejiminin sağlam zemine oturması için, Libya'daki kargaşa ve dehşetin bitmesi için, bütün İslam alemindeki dehşetin bitmesi için tek çözüm İslam aleminin birleşmesidir. İslam alemi birleşmedi mi zaten facia kapıda demektir. Zaten İslam alemi birleşsin diye Allah bu olayları meydana getiriyor. Dolayısıyla İslam alemi birleşsin diye hoca konuşma yapsın. Bize kabus senaryoları anlatması yersiz. İslam alemi birleşsin dese sözü geçecek bir insan. Güzel olur. Ama Tayyip Hoca bir dedi, daha önce de demişti İslam alemi birleşsin diye. Bunu 313'e tamamlasın. Tekrar tekrar söylesin. Bak 314. de hakim olacak bana inansın. Israrla söyleyecek, gerisine karışmasın. Suudi Arabistan'la İran'ın arasını bulmak lazım. Suudi Arabistan İran'dan çekindiği için Amerika'ya bütün gücüne yanaşıyor. Yani çok tedirgin oluyor. Halbuki Suudi Arabistan İran birleşse yani bitti. İslam hakim oldu bitti demektir. Yani iki süper devlet, iki zengin devlet bitti olay yani.
Türkiye, Suudi Arabistan, İran. Gözümüz aydın. Yani İslam Birliği oldu demektir. Biz birleştik deseler, masaya oturup, Putin de gelse, tebrik ediyorum dese, ben de sizinle beraberim. Hayırlı olur, uğurlu olsun İslam alemine. Müslümanlar birleşti, bitti. Ondan gitsin teferruat. Tamamen teferruat ondan gerisi. Hiçbir sorun kalmaz. Takır 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 hepsi dökülür, hallolur. Yani aksi olan her şey dökülür. Dolayısıyla bu konuyu mutlaka halledelim. Bir kere Tayyip Hocam ne yapsın yapsın şu Suud'la İran arasını bulsun. Bunu yaptığımızda, bunu Tayyip Hocam hallederse, İslam alemini birleştirdi demektir. Konu biter. Çok büyük sevaba girer. Bütün gücümüzden bunu yapalım. Bak, İran'la Türkiye'yi birleştirdik elhamdülillah. Şimdi sıra Suudi Arabistan'la İran. Kardeşim bak, iki tarafta La İlahe İllallah diyor. Muhammed'e Resulullah diyor. İki tarafta beş vakit namazını kılıyor. Orucunu tutuyor, zekatını veriyor. Bitti. Kavga edecek hiçbir husus yok. Hiçbir şey yok. Size vesileniz de hiç olmayacak gibi görünüyordu ama Rusya, İran ve Türkiye arasında da güzel bir fikir birliği oluştu. Tabii. Mesela İran'a Türkiye asla yanaşmıyordu. Rusya'ya asla yanaşmıyordu. Gece gündüz uğraştık. Rusya ile Türkiye'nin arasını bulduk elhamdülillah. İran'a asla yanaşmıyordu. Gece gündüz uğraştık. İran'la Türkiye'nin arasını bulduk. Daha önceki demeçler faciaydı. İran'la ilgili demeçler. Rusya ile ilgili demeçler faciaydı. Elhamdülillah bunlara vesile olduk. Şimdi kısa bir ara verelim. Devam edelim. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. İmam Şafii Hazretleri rahimehullah diyor ki o kolu kesmek lazım diyor. Vallahi